Bir parçasıdır. Enerjiyle yeriz. Enerjiyle seyahat eder. Enerjiyle çalışır. Ve hatta enerjiyle dostluklar kurarız. Peki bütün bu enerjiler nereden geliyor? Günümüzde enerjinin büyük bir kısmını kömür, yağ ve doğal gazdan elde ediyoruz. Yani fosil yakıtlardan. Ek olarak enerjiyi biyotekler, nükleer ve yenilenebilir kaynaklardan elde edebiliriz. Fosil yakıtlar milyonlarca yıl öncesinde var olmuş bitkiler, çürükçü ve ayrıştırıcı organizmalardan oluşur. Büyük kütle, bitkileri biyometrik materyallere dönüştürerek enerji üretimidir. Nükleer enerji, nükleer füzyonlar olurken açığa çıkan enerjidir. Son olarak yenilenebilir enerji tükenmeyen bir kaynaktan gelir. Örnek olarak rüzgar ve güneş enerjisi. Peki ama aralarındaki asıl farklılıklar nelerdir? Dünyamıza nasıl etkilidirler? Fosil yakıtlar pompaya verdiğimiz paradan daha pahalıdırlar. Ve çevremize farklı şekillerde zarar verir. Bunlardan bazıları küresel ısınma, hava kalitesinin düşmesi, yağ sızıntıları ve asit yağmurları. Ayrıca fosil yakıt kaynakları da gelecek 50 ila 100 yıl arasında tükenecektir. Büyük kütle ve nükleer enerjinin de benzer sorunları var. Oldukça kısa bir sürede bir çözüme ihtiyacımız var. Ve şanslıyız ki bir çözümümüz var. Yenilenebilir enerji kendinden tekrar dolan bir kaynaktan gelir. Oysa fosil yakıtlar tek kullanımlıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları. Güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gergitler, dalgalar ve jeritenden ısıyı içerir. Bunun en iyisi ise ne bunları kullanırken çevremizi kirletmeyiz, ne de bu kaynaklar için diğer milletlere güvenmemiz gerekmez. Tarih göstermiştir ki enerji nedeniyle olan savaşlarda kıtlık ve politik kararsızlıklar olmuştur. Peki bunu nasıl bu şekilde getirebiliriz? Günümüzde %100 yenilenebilir enerjiye güvenebilmek için gereken teknoloji bulunmakta. İşin doğrusu altyapımız fosil yakıtların fazla olduğu yeri bulunmaktadır. Eğer altyapımızı süper grid olarak bilinen şeye dönüştürebilirsek, temiz yenilenebilir enerjiye güvenebiliriz. Pekala, sizce nasıl olmalı? Çocuklarımız kirliliklerle dolu bir dünyada mı yaşayacak? Ya da temiz, kendini yenileyen bir dünyada mı? %100 yenilenebilir temiz enerjinin geleceği hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için siteyi kullanabilirsiniz.